Merhabalar, hoş geldiniz. Hemen hızlıca konuya giriyorum. Tuğçe İçözü ile birlikteyiz. Hemen hızlıca sizi tanıyalım. Merhabalar, ben Tuğçe İçözü. Şu anda WebRazi'de teknoloji yazarlığı yapıyorum. Yaklaşık 6 senedir içerik üretmeye odaklandım. Ondan önce sosyal medya alanında çalışıyordum. Onun dışında Product Hunt şirketinin açtığı elçilik programında yer alıyorum. İstanbul'da dijital ürün geliştiricileriyle etkinlikler düzenliyoruz. İnsanların daha fazla birbirleriyle bir topluluk olabilmesini sağlamak için farklı farklı konunun uzmanlarını onlarla buluşturuyorum. Ürün tanıtımları gerçekleşiyor. Bu şekilde. İçerik üreticiliği. Ben çok fazla duyuyorum bunu. İçerik üreticisiyim. İçerik üreticisi arıyoruz. Bize içerik üreticisi lazım. Şimdi böyle içerik üreticisi bu günümüzün getirdiği böyle her şeyi yapabilen insanlar arıyoruz ya ajanslarda böyle hani onu da yazsın, bunu da çıkartsın, şöyle bir şey de olsun. Böyle bir şey mi? Tamamen cahilimden soruyorum gerçekten bu arada bu işin içinde olsam da. Yoksa gerçekten özellikle bu işi yapar ve budur içerik üreticisi diyebileceğimiz bir şey var mı? İçerik üreticisi nedir? Didaktik olarak herhangi bir şeyi açıklayabileceğimi düşünmüyorum. Ancak gazetecilik kökenliyim. Dolayısıyla içeriği de hem yani televizyonculukta da hani biraz emek verdim. Kanal D'de, ilk yıllarımda Kanal D'de yardımcı program editörlüğü vesaire yaptım. Yani içerik üreticinin son zamanlarda böyle artış göstermesinin nedeni insanların hedef kitlelerine daha hızlı ulaşmak istemesi diye düşünüyorum. Yani 2014 gibi içerik, ya content marketing, içerik pazarlamanın yükselişiyle birlikte içerik üretici arayışında da bir artış olduğunu düşünüyorum. Ama hani nedir içerik üreticisi diye baktığımda bunun için hani didaktik bir tanımlama yapmak yerine insanları kendine çekebilecek ve onları bilgilendirebilecek metinler oluşturan, YouTube programları oluşturan, podcastler oluşturan kişilerin içerik üreticisi olarak tanımlanabileceğini düşünüyorum. Yani ben aslında bir içerik üreticisiyim. yani evet. Ne bir içerik üreticisi falan. Ben de şu an bir içerik üretiyorum aslında. Biraz daha öyle bir durum. Ama işte çok geniş oluyor o zaman bu durum. Çünkü ben işte ne bileyim bir YouTuber olarak da içerik üreticisiyim. Ama bir şirkete siz şöyle bir içerik üretmelisiniz bence dediğimde de içerik üreticisiyim. Buna karar vermiş bir markanın benden istediği şeyi çıkarttığım zaman da bir içerik üreticisiyim. Her yerde kendi uzmanlığıyla bir şekilde kullanılabiliyor. Yani gazeteci de bir içerik üreticisi. Bir aslında televizyon editörü de bir içerik üreticisi, bir influencer da içerik üreticisi, herkes içerik üreticisi olabilir. Yani bir şey üretiyorsak içerik üreticisiyiz. Yani her şey zaten dijitalleşmeyle beraber içeriğe dönüşmeye başlamadı mı? Hani televizyonlar yerine Netflix içeriklerinden bahsetmiyor muyuz artık? Evet. Yani dolayısıyla o yüzden bir süre sonra her şeye içerik perspektifinden bakmaya başlıyor olabiliyorsunuz. Çünkü sosyal ağlar genişledikçe insanlar sürekli bir şeyleri tüketmeye başlıyor ve siz de o bir şeyleri tüketen insanlara bir şeyler pazarlamak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla bir süre sonra bir sürü içerik üretimi ortaya çıkıyor. Yani çok geniş bir isim aslında içerik üretimi. O yüzden içerik üreticisi, o yüzden aslında benim de kafamda böyle kesinlikle budur gidiyor. Siz de ilk başta söylediğiniz gibi didaktik bir şey, bir cevap veremiyoruz bu konuda. Ben anladım. Sizin bu konuda yazarlıktan, yani televizyondan geliyorsunuz sonra ama şu anda yazarlık yapıyorsunuz esas, doğru mu? Teknoloji yazarlığı yapıyorsunuz. İçerik üretiminin bu kısmındasınız. Nasıl oralar? Güzel. Yani bana umut veriyor en azından teknoloji üzerine yazmak. Çünkü her şeyin bir çözümü olduğunu görmeye başlıyorum. Hani dünyada yaşanan bir sorunun mutlaka teknoloji dünyasında başka bir çözümü oluyor. Üretilen teknolojilerin yarattığı problemlerin yeniden başka teknolojilerle çözüldüğünü görüyoruz. O yüzden benim için umutlu ve heyecan verici bir alan. Hatta yani bir süre sonra o kadar fazla sıra dışı girişimle karşılaştım ki bir tane kendi kendime böyle giyinme odasında çektiğim bir podcast yayınlamaya başladım. Ve hani bu sıra dışı girişimlerin daha fazla görünmesini, görünür olmasını istedim. Öte yandan hani Türkiye'de de hani girişimcilik ekosistemi hani her geçen yıl daha fazla büyüyor ve daha fazla yenilikle karşılaşabiliyoruz. Harika fikirlerini hayata geçirebilen ve bu işten para kazanabilen insanlar olduğunu görüyoruz. Hani bu da bana umut veriyor. Peki bu kariyeri seçmek isteyen ya da içerik üreticisi olmak isteyen, tek yazar olmak isteyen ya da işte
bu tarz içerikleri üretmek isteyen insanlar mesela nasıl yollar izlemeli, neleri tüketmeli? Var mı bunun bir formülü? Yani yazmanın en iyi yolu yazmak gerçekten. Hani insan yazdıkça ve kendi yazdıklarının üzerinde çalıştıkça kendini biraz daha geliştirebiliyor. Hani verebileceğim tek tavsiye yazmaları olur ve okumaları da aynı şekilde. Hani herhangi okuduğunuz bir metni nasıl düzenlendiğini geri planda eğer tasarlarsanız kafanızda okurken, hani biri bu metni yazmış ama nereden yola çıkmış, girişte nasıl bir kurgu izlemiş, gelişmede nasıl bir kurgu izlemiş ya da varmak istediği noktaya hangi yoldan gelmiş gibi daha kolay olur. Öte yandan hani yazmak istedikleri hedef kitleyi tanımakla da ilgili bir şey bu bence. Yazmak istedikleri hedef kitlenin gözünden, o personaların gözünden baktıkça ya bu insan gelecek bu siteye, bu içeriği açacak ama ne bulacak burada ve ne öğrenmek istiyor aslında, bunu niye okusun? Hani bu bakış açısıyla yazdıkça insanların daha fazla ilgisini çeken içerikler üretebileceklerini düşünüyorum. Araştırma çok keyifli bir şey. Herhangi bir konuyu tek bir perspektiften anlatmak yerine 2-3 farklı perspektif sunarak anlatmak içeriği zenginleştirdiği gibi sizin daha fazla içeriklerin talep görmesini de, aa bu kişi bunu yazmış, acaba şimdi burada ne düşündü, acaba neleri araştırdı gibi bir hedef kitlenizi yakalamanıza yol açan bir süreç olabilir. İnsanlar okuyor mu artık? Sanki bana hiç okumuyorlarmış gibi geliyor. İnsanlar daha çok video izliyor ama okuyorlar da. Raporları okuyorlar, gelişmeleri okuyorlar, dinliyorlar. Yani pek çok, artık herkes yani bu bütün markalar insanların zamanına oynadıkları için o zamanın ne ile ne arasında bölündüğü meselesi. Yani reels izliyorlarsa haydi reels içerikleri üretelim. İşte Instagram'da hikayelerde geziniyorlarsa hikayelere ayrı içerikler üretelim. Yani tek bir içeriği ürettiğinizde 4-5 farklı platformda farklı şekillerde yeniden kurgulayarak insanlara ulaştırabiliyorsunuz. Evet, Gary Vee sürekli bunu söyleyip duruyordu. Bir içerikten çıkarabileceğiniz kadar fazla şey çıkartın. Her yerde paylaşın, çıkartın, çıkartın, çıkartın gibi. Doğru. Yani öte yandan hani sadece şu an teknoloji yazarlığı yapıyorum ama hani video editörlüğü kısmında biraz bu nedenle hani üstlendim. Çünkü bu NFT ilk çıktığında ve böyle hype olduğunda hani bir an şey de dikkatimi çekti. Yani Türkiye'de bir şeyler üreten bir insanlar var, bir topluluk haline geliyorlar ve hani gidelim bu insanlarla konuşalım. Neler istiyor, yani neleri hedefliyorlar, neden bunları yapıyorlar, ne kadar zamandır yapıyorlar, gerçekten NFT dediğimiz şey ne, bunun Metaverse ile ilişkisi ne falan gibi sorgulamaları birinci elden küçük küçük röportajlarla hani bir seri haline getirmemin nedeni de insanların bilgiye tamam okuyorlar ama okudukları zaman bazen gerçekten kafalarında canlanmıyor. O yüzden biraz daha yakın olmalarını arzu ettik diyebilirim. Bence sunumlar da birer içerik. Hani insanların, hani Türkiye'de pek çok teknoloji topluluğu var ve eğer birilerine erişmek istiyorsanız, bazen ben bunu içerik üretirken hissediyorum ya da bir haber yazarken hissediyorum. Yani bir raporu yazıyorum ama okunuyor mu diye sordunuz ya. Hani gerçekten kaç kişiye değdi? Yani evet, Webrazi çok büyük bir platform ve muhtemelen milyonlarca kişi tarafından okundu o. Ama hani bunun çıktısını ben birebir de hissedemediğim noktada hani toplulukların gücünden faydalanmayı da önemli buluyorum ve o yüzden yani Product Hunt'la yaptığımız etkinliklerde de hani insanların gerçekten fiziksel olarak da ürettiğimiz içeriklere farklı formatlarda, bir sunum formatı da olabilir bu, yani ulaşabilmesini hedefliyorum. Kayıt öncesi sohbetimizde de çok uzun süre freelance çalıştığınızdan bahsettiniz. Freelance çalışmakla ilgili şeyi merak ediyorum yani. Ben de çalışıyorum ama mesela bütçelendirmeyi nasıl yapıyoruz mesela freelance çalışırken? Freelance çalışacak olan arkadaşlara ya da bunu düşünen insanlara ne tavsiye edebiliriz bu konuyla ilgili? Yani bütçelendirme kısmında tabii ki herkesin deneyimine göre hani değişen aralıklar var. Ama bir işin tabii ki bir maliyeti ve hani hareket alanı da genelde belli oluyor. Yani sosyal medya tarafında da bu böyle, içerik üretimi tarafında da bu böyle. Ancak hani şunu tavsiye edebilirim, hani freelance hayata yeni yeni başlayan insanlar için mutlaka yani şeyi, bütçeleri ve teklifleri verirken ya da çalışma düzenlerini ayarlarken birden fazla seçenekle ilerlesinler. Hiçbir zaman tek bir müşteriye kalmasınlar. Yani en azından 3
aynı anda 3 müşterileri olsun ki en azından biri gittiğinde hayatta kalmaya devam edebilsinler. Bunu tavsiye edebilirim. Ben de biraz freelance yaptım. Arada sırada denk geliyor, yapıyorum. Sadece şey gibi bir algı var. Freelance'den daha ucuzsun. Nasıl yani? Hayır, yok öyle. Öyle bir şey yok değil mi? Öyle, doğru yani değil bence yani. Yok. Hani uygun olarak şirketlerin düşünmesinin sebebi aslında böyle bir geçmişte bu tarz bir oturum yapmıştık ve aslında iş gücünün 3-4 farklı şekilde alternatifleştirilebildiğini konuşmuştuk. Daha önce Expertera'dan Alp Sezginsoy'la öyle hatırlıyorum. Yani artık şirketler sadece içerideki elemanlarıyla değil, aynı zamanda dışarıdan hem bağımsız üreticilerle çalışmayı arzu ediyor, farklı seçeneklerde farklı çözümlere yönelmeyi tercih ediyor, hibrit çalışmanın da hayata geçmesiyle birlikte. Dolayısıyla freelance'den daha ucuzsun değil ama belki sigorta maliyetinden kurtulabiliyoruz olabilir. Hani burada bence buna düşmeyin. Ya yani bu freelance olduğunda ucuz olacağını düşünerek size gelen insanlarla da çalışmamanızı tavsiye edebilirim. Ama ilk 2 sene mutlaka zor geçebilir. İlk freelance olarak çalışmaya başladığınızda hani bu işlere yeni başladıysanız özellikle müşteri bulmakta güçlük çekebilirsiniz. Ve o zamanlar size cazip bir teklif gibi gelebilir ama hani eğer sizin kazandığınız emeğin karşılığını gerçekten vermeyecekse hani bunu kabul etmemenizi tercih edebilirim. Uzaktan çalışmayla birlikte zaten birçok kadrolu insanda freelance hissiyatı oldu değil mi? Yani böyle yaptığım röportajlarda şeyleri duyuyorum. İşe alınmış ikisi kişisi ve işte patronuyla buluştuklarında kim olduğunu bilmiyor bile onun. Ama 3 aydır o şirkette çalışıyor falan gibi durumlar oluyor. Bu da çok böyle artık bu işler çok fazla iç içe girmeye başladı mı yoksa tamamen uyduruyor muyum? Yani karışmış gibi görünse de aslında bence daha çok güzelleşti. Çünkü herkes bağımsız bir şekilde hani kendi iş planı çerçevesinde evinde çalışabileceğini fark etti. Bu bence freelance çalışanların da müşteri sayısını arttırabilecek bir şey olarak önümüze çıktı diyebilirim. Çünkü artık hani kimse sizi fiziksel olarak kontrol etmek zorunda olmadığını anladı en azından yönetici kademesindeki insanlar. Bu bir geçiş dönemi ya şu an. Özellikle zaten hep olacağı konuşuluyordu. Sonra pandemi bu işi aşırı hızlandırdı ve bir an böyle remote çalışmaya falan başladı. Ama bu böyle bir onun gri dönemindeyiz şu an. Nereye gidecek sonra? Yani benim küçük kendi hayal dünyamda hani artık böyle robotik süreç otomasyonu gibi teknolojilerin bazı rutin işleri devraldığı, işte artık insan gücünün yavaş yavaş azalırken insanların kendini daha böyle verimli konulara ve gerçekten yapmak istediği işlere adadığı ve işte böyle creator economy dedikleri şeyinde güçlenerek herkesin kendini fonlayabildiği bir dünyaya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani o yüzden daha hani kas gücüne yönelik işler de muhtemelen robotik teknolojiler tarafından ele geçirilecek. Ama bence bu kötü bir şey değil çünkü vatandaşlık maaşları konuşuluyor. Dolayısıyla hani şu an belki bizim için uzak bir hayal olabilir vatandaşlık maaşı. Ama insanların daha fazla üretime bir şeylere katma değer katmaya çalıştığı bir gelecekle karşı karşıya olacağımızı söyleyebilirim. Bu insanların kendini fonladığı bir dünya olabileceğini söylediniz biraz da. Bu zaten aslında şu an artist için olmaya başladı. NFT ile ilgili işte röportajları yaptınız, konuyla ilgili yazılar yazdınız vesaire. Bu sadece tırnak içinde sanatçı için bir adımdı ama bu daha sonra herhangi bir sektördeki kişi için de kendini fonladığı bir hale dönüşebilir. Evet, özellikle sosyal ağların buna yönelik araçlar getirmesi de hani Twitter'ın yani geçtiğimiz sene yani 2021'de bir sürü içerik üreticisini destekleyecek bir sürü araç yayınladı. Çünkü içerik üreticisi olmadan sosyal ağların bir anlamı da olmamaya başladı. Yavaş yavaş hepimiz Metaverse'e taşındığımızda insanlar daha fazla konuda kendilerini fonlayabilecek, daha fazla buna yönelik araçlar çıkacak. Sosyal ticaretin Metaverse'de yapılmaya başlandığını göreceğiz yavaştan ve hani kendi ekonomimiz de biraz değişecek. Herkesin bir fikri iyi kötü para edecek içeriği. Ya kendi topluluğunu oluşturabildiği sürece insanlar bunun üzerinden gelir elde edebilecek. Ha, içerik üreticileri için, yani influencerlar için ya da X içerik üreticileri için. Ama şirketler için de geçerli bu. Yani tam bir şirket sayılmaz ama Associated Press
Geçtiğimiz günlerde kendi işte Pulitzer ödüllü AP fotoğrafçılarının fotoğraflarını yayınlayacağı ve insanların bunları satın alabileceği bir NFT pazar yerini hayata geçireceğini duyurdu. 31 Ocak'ta hayata geçecek bu. Yani dolayısıyla kurumlar da kendilerine böyle alternatif fonlama çeşitleri bulabilecekler. Yani ticari kurumlar da bu konuda çeşitli çalışmalar yapabilir. Yine sıradan insanın çok fazla para kazanabileceği bir durum yok bu dünyada. Ya ama sıradan olmamak zaten konu bu değil mi? Konu bu. Ama şey merak ediyorum. Herkes bu kadar sıradan olmamaya başladığında ne olacağını çok merak ediyorum. Herkes içerik üretsin, herkes sıradan olmasın. Abi NFT yaptım. Ne yaptım? Bir şey karalamaya başladım. Koyuyorum. Belki biri satın alır. Ya orada bile bunu hayal ediliyor olması biraz daha böyle herkes sıra dışı olsun, herkes artist olsun, herkes komünitesini yaratsın. Komünite mi kalmayacak acaba sonunda? Yoksa böyle çok mikro, çok nano komüniteler mi olacak? Zaten nano influencer kavramı konuşulanlardan biri değil mi? Yani nano influencer pazarlamak için yapılan araçlar var. Yani herkes kendi topluluğuna konuşacak ve evet belki biraz yalnızlaşacağız ya da tam tersi artık herkes tamamen kendini ifade edebildiği için bu işi blok zincirle, DAO ile birleştirdiğinizde artık tamamen hepimiz birbirimizi görebileceğiz tam olarak. Ve herkes kendi fikrini özgürce ifade edebilecek belki. Şey gibi ama hep böyle şey olacakmış gibi birileri bir şey tüketecek. Sonra o birileri bir şey tüketirken bir şeyler satmak isteyen başka birileri onlara bir yerden para kazandıracak. Ve ondan sonra onlar o ürünlerini satmayı umacaklar. Onlar o ürünleri satacak. Sonra bıçak böyle dönecek de. Core para nereden çıkacak onu bilmiyorum. Böyle çok fazla hayal parası crypto varmış mining gibi. Ha, bir yandan mineleyecekler değil mi? İşte orada elbette o mining, crypto mining. Yani bütün dünya şuna mı dönecek? Ben paramı buradan sana gönderiyorum. Bu parayı buradan buraya gönderirken onu birileri işte mint ediyor. Oradan işte o parayı alıyorum. Kendi işte metaverse'ünde kullanıyorum falan. Böyle bir çok science fiction değil mi burası? Ama zaten çok hep uzak. Science fiction'ın ürettiği yerlere gelmiyoruz. Yani bir süre sonra herhalde belli insanlar o science fiction içeriklerini tüketip ya da kitaplarını okuyup, filmlerini izleyip ya evet burası güzel bir dünya acaba nasıl olur diye düşünüp bir fazlasını daha yapmaya çalışıyor. O yüzden hani kablo üreticisi arkadaşınız belki kenara bir şey karalamak yerine kablo özelinde bir şey geliştirse ya mesela bir metaverse'de gerçekten bir yerden bire kablo çeken bir adam bile olabilir bilmiyorum da metaverse'ü konuşmalı mıyım bilmiyorum orası çok bir şeyler sürekli geliştiği için girişimciler de sürekli bir şeyler geliştiriyorlar ki zaten sistem böyle yürüyor ve bu hiç kötü bir şey değil tabii. Bununla ilgili Product Hunt diye bir oluşum desem doğru olur mu? Product Hunt yani İstanbul için İstanbul topluluğu olarak bahsedebiliriz belki ama Product Hunt bir girişim, kendisi de girişim. Böyle gerçekten nadide girişimleri bulmanızı sağlayan bir dijital platform. Orada girişiminizi listeleyebiliyorsunuz. Dünyanın her yerinden insanların geri bildirim bırakmasını size ürününüzle ilgili. Beta tester yani beta süreminde sizin test kullanıcınız olmasını sağlıyorsunuz ve sonuç itibariyle daha geniş bir topluluğa ulaşmış oluyorsunuz. Kendiniz gibi dijital ürün geliştiricileriyle tanışabiliyorsunuz. Hani biz de İstanbul topluluğu olarak, yani daha doğrusu ben İstanbul elçisi olarak bir topluluk üretmeye çalışıyorum. Hani Türkiye'de de gerçekten çok fazla hayranı var Product Hunt'ın. Çünkü ürün geliştirici kısmında da çok hani şeyiz Türkiye tarafında. Hani çok fazla Product Hunt'ta ürün yayınlıyoruz. İşte insanlarla iletişim kuruyoruz vesaire. Dolayısıyla hani bunu biraz da evet hala Covid tam olarak üzerimizden atamamış olsak da Covid'in o dijitalleşmiş halini, bizi dijital dünyaya taşıyan halini. Hani fiziksel etkinlikler yapıyoruz ya da product'ların geliştirdikleri ürünleri daha öne çıkarmak isteyen insanlara destek oluyoruz. Geri bildirimler bırakıyoruz platform üzerinde. Nereden ulaşabiliriz? Yani Google'a Product Hunt yazdığımız zaman ve ilgileniyorsak böyle şeyleri, bu komünite doğru olur mu bunun için? Olur, topluluk da olur. Topluluk zaten tam Türkçe karşılığı oluyor galiba. Evet. Bu topluluğa ulaşıp bir parçası olmak için
adım atabilirim, doğru mu? Evet, yani hemen anlatayım o zaman. Lütfen. Product Hunt.com'a girip hemen Product Hunt keşfedebilirler. Eğer buluşmalarımıza katılmak istiyorlarsa Eventbrite'da her ay düzenliyoruz. Yani her ay etkinlik açıyoruz. Eventbrite'dan takip edebilirler. Product Hunt İstanbul'un Twitter hesabını takip edebilirler. Beni takip edebilirler. Onun dışında bir de Instagram hesabımız var. Onu takip edebilirler. Etkinliklerimizi düzenli olarak duyuruyoruz. Destek istediklerinde, yani ürün yayınlamaya karar verdiklerinde Product Hunt'ta hani benimle iletişime geçebilirler ve daha fazla kişiye ulaşmalarını sağlayabiliriz. Çok teşekkür ederim bize konuk olduğunuz için. Sohbet ettik. Çok güzel sohbet ettik bence. Umarım bir faydası olmuştur diye düşünüyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yo, bence de çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Bütün ilgili internet linklerini açıklamaya bırakıyorum. Harika. Siz de ilgileniyorsanız onlara tıklayabilirsiniz. Bize de abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.